Türk dizilerinde bütün kötülüklerine, gelgitlerine rağmen sempati uyandırabilen bir karakter olmadığını mı düşünüyorsunuz? Yanılıyorsunuz. Yabancı dizilerde kötü karakterlerin dahi izleyenlerde sempati uyandırabildiğini görmüşsünüzdür. Hatta zaman zaman bu karakterler dizinin olmazsa olmazı haline gelirler. Türk dizilerinde ise kötü karakterlerden genelde herkes nefret eder. Sevilecek hiçbir yanı olmaz. Karakter işlenirken bütün itici yanları gösterilir. Ama yine de bazı karakterler bu durumun istisnası haline gelir. Hatta zaman zaman bu karakterler dizinin vazgeçilmezi haline gelirler. İzleyiciye zamanla farkında olmadan öyle keyif verirler ki dizinin fanları sezon finalinde o karakter ölmesin bile isterler. Örneklerini hemen inceleyelim. Mehmet Yılmaz Ak, yani Pars Savcı. Yargı dizisinde taraflı tarafsız herkesin gönlüne taht kurdu diyebiliriz. Agresif tavırları, yüksek zeka göstergesi olan esprileri, ani çıkışları ve sivri diliyle o kadar sevildi ki dizi oyuncuları bile onu Pars karakteriyle ayrı sevdi. Senaryoda ölüm sahnesi kesinleşince sosyal medyada herkes üzüntüsünü dile getirdi. Bir diğer karakter ise Pargalı İbrahim Paşa. Muhteşem Yüzyıl dizisiyle girdi hayatımıza. Gelmiş geçmiş en iyi, karmaşık görünen ve ısınabildiğimiz karakter seçildi. Okan Yalabık'ın başarısını da unutmamak gerekir elbette. Bir diğer unutulmayan karakter ise Yaprak Dökümü dizisinden Ali Rıza Bey'in istenmeyen gelini Ferhunde. Şüphesiz Türk televizyon tarihinin en ikonik karakterlerinden biriydi. İnce kaşları, kızıl saçları ve kendisine doğru gelen şeyleri çekinmeden karşısındaki kişinin sıratına vurmasıyla tam bir kötü kadın tanımına girdi ve yıllarca unutulmadı. Son olarak Fatma Gül'ün Suçu Ne dizisiyle yine gönüllere taht kuran, hem itici hem de bir o kadar güldüren, dizinin neşesi haline gelen karakter Esra Dermancıoğlu. Mukaddes yenge rolüyle hayatımıza giren Esra Dermancıoğlu, kışkırtmalarıyla, esprileriyle, dobralığıyla kendini sevdirmişti. Peki sizin repliklerini unutamadığınız bir oyuncu var mı? Yorumlarda buluşalım.